gruplar adına ikinci söz Halkların Demokratik Partisi grubu adına Mış Milletvekili Ahmet Yıldırım'a aittir. Buyurun Sayın Yıldırım. Buyur. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, belli bir süredir tartışmakta olduğumuz yargının siyasallaşması ile ilgili olarak bu ülkede Zaten sakat ağır aksak yürüyen bir demokrasi tecrübesi yerle yeksan olmuştur. Özellikle bir paralel devletin sızmış olduğu yargıda paralel devlet mensuplarını ayıklamaya çalışırken üçüncü sınıf bile diyemeyeceğimiz bir yargı gerçekliği bu ülkeye tecrübe edilmeye çalışılıyor. Bu sebeple özellikle bugün araştırma önergemizde de Partimiz adına konuşan arkadaşımızın açıklıkla ifade ettiği birçok örnekte olduğu üzere, artık yargının varmış olduğu siyasallaşma evresi, iktidar partisi milletvekillerine veya grubuna olarak soru olarak yönettiğimiz birçok noktanın eksik kalması sonucunu doğuruyor. Belediye başkanlarımız, parti yöneticilerimiz, toplumsal muhalefeti temsil eden Birçok sivil toplum örgütü temsilcisi en sonda eş genel başkanlarımız ile milletvekillerimizin tutuklanmasının her birinde yargının nasıl siyasallaştığının örneklerini görebilmekteyiz. Değerli milletvekilleri şunu ifade edelim. Bundan 25 gün önce Şırnak milletvekilimiz Ferhat Encü serbest bırakılmıştı. Aylık tutukluluk hali mahkemede görülürken serbest bırakılmıştı. Ancak tam iki hafta önce Sayın Encü ikinci defa tutuklanınca dün normal asıl mahkemesinde duruşması vardı. Onu 25 gün önce tahliye eden savcılar öyle sanıyorum ki siyasi iktidarın talimatıyla raporlu olarak izne ayrılmışlar. Bir kısmı ise orada o gün tahliye kararını verenler 25 gün içerisinde hukuk düzeninde, yargı düzeninde nasıl bir değişiklik oldu da bu arkadaşımızın bu defa tutukluluk halinin devamına karar verdiler. Bu bile başlı başına. Yani 25 gün önce iddianamesi tamamlanmış, delil karartma imkanı ortadan kalkmış olan bir arkadaşımızın tahliyesine verilen Kararın altına imza atmış olan hakimlerin 25 gün sonra bu defa tutukluk haline devam etmesi yönünde bir kanaatte bulunmaları bile yargının ne kadar siyasi iktidar tarafından kıskaç altına alındığının göstergesidir. Aynı şey değerli grup başkan vekilimiz İdris Baluken için de geçerlidir. Dün sordum, sayın İmaya buradaydı, sayın başkana sordum, iktidar partisinden değerli bir hukukçu gelsin bizi ikna etsin. Asıl mahkemesinden duruşma günü tahliye edilen birine yeniden tutuklanması için itiraz müessesesi var mıdır? Soruyoruz. Türk Ceza Kanununda yok, Ceza Muhakemeleri Kanununda yok. Bu da yargının ne kadar siyasallaştığının ikinci bir ibretlik örneğidir. Peki Sayın Baluken neyle suçlanıyor? 2011 ve 2012 yılında yaptığı konuşmalar bugün tutuklu olan ve iktidara göre teröristlikle suçlanan bir savcının hazırladığı iddianamede yazılanlardan ötürü tutuklu bulunuyor. Peki ne diyor o savcı? İdris Baluke'nin Demokratik Toplum Kongresi'ne üye olduğunu söylüyor. Demokratik Toplum Kongresi bu ülkede Diyarbakır merkezli 30'a yakın ilde örgütlenmiş olan bir sivil toplum hareketidir. Sayın Baluken Barış ve Demokrasi Partisi ile HDP milletvekilliği yapmış, bütün siyasi söylem ve etkinliklerini de bu sıfatıyla sürdürmüştür. Ama düşünün. Bugün kendisi teröristlikle içeride yatan bir savcı demokratik toplum kongresini bir terör örgütü olarak suçluyor. Peki bu demokratik toplum kongresi nedir? Sayın milletvekilleri biraz kamuoyunun da bilgilenmesi açısından dikkatinize sunuyorum. 10 yıllık bir demokrasi tecrübesine sahiptir. Belki de Cumhuriyet tarihinin görmüş olduğu en önemli sivil toplum hareketidir. Yine özellikle ifade edelim ki Türkiye'de alışıldığı üzere tabandan değil, tavandan örgütlenerek gelişen bir halk hareketidir. Demokratik Toplum Kongresi 10 yıllık demokrasi tecrübesiyle bu ülkede radikal demokrasinin ve katılımcılığın nasıl inşa edilebileceğin örneğidir. Peki iki, e, 2007'den bugüne kadar Demokratik Toplum Kongresi nasıl bir çalışma yürütmüştür? Özellikle genel kurulum ve halkımızın bilgisine sunayım. Demokratik Toplum Kongresi bu süre içerisinde 800 ve 1000 arasındaki seçilmiş delege ile Diyarbakır merkezli toplanan eş başkanlık sistemine sahip olan ve eş başkanları bundan 4 yıl önce dönemin cumhurbaşkanı tarafından Çankaya Köşkü'ne davet edilen düşünün bir terör örgütü. Savcı tarafından terör örgütü olarak görülen bugünkü iktidarın da arkasında durarak bunun üzerinden işlem yaptığı Demokratik Toplum Kongresi Cumhurbaşkanının davetini alıyor veya Diyarbakır'a gelen Başbakan yardımcısı tarafından bir etkinlikte kabul ediliyor. Daha öteye gidiyorum. Demokratik Toplum Kongresi bugün AKP içerisinde milletvekili olanların içerisinde daimi meclis üyeliği yaptığı bir kongre ve sivil toplum hareketidir. Bugün AKP'de milletvekili olanlar sayısız Demokratik Toplum Kongresi'nin toplantılarına ve çalıştaylarına katılmıştır. İşte şimdi suçlayacak hiçbir şey bulamayınca hani İşi kötüye giden Yahudi misali hiçbir şey bulamadık. Bari buradaki bir sivil toplum örgütlenmesini ve hareketini terör örgütü yapalım. Düşünün. HDP milletvekilleri Demokratik Toplum Kongresi'nin üyeliğinden tutuklu. DBP'li belediye başkanları bundan tutuklu. Birçok parti yöneticisi buradan tutuklu. Birçok sivil toplum aktivisti Demokratik Toplum Kongresi'nin üyeliğinden tutuklu ama Demokratik Toplum Kongresi Cumhurbaşkanlarının davetine mazhar oluyor. Başbakan yardımcıları tarafından kabul ediliyor. İktidar Partisi milletvekillerinin sayısızca katıldığı toplantılar düzenliyor. Şimdi AKP'nin Diyarbakır milletvekili onun yıllarca etkinliğine katılınca orası terör örgütü değil de Sayın İdris Baluken veya diğer milletvekili arkadaşlarımız Sayın Gülten Kışanak ve birçok siyasetçi Demokratik Toplum Kongresi'nin etkinliğine katılınca ve bunlar için de somut bir suç delili üretilemeyince zorlama bir yöntemle bari bu kurumu terörist ilan edelim. Ondan sonra herkesi buradan tutuklar ve yargılarız. Yaşanan bu Demokratik Toplum Kongresi Cumhuriyet tarihinin en büyük sivil toplum hareketidir. Aynen halkların demokratik kongresi gibi. Şimdi bir diğeri Sayın Sancar hatibimiz ifade ettiler. Özellikle eş genel başkanımız Figen Yüksekdağ iki hafta önce burada hala yargı kararı demiyoruz. Çünkü o kararı alanlar teröristlikle şu an içerideler. Bir kararla milletvekilliği düşürüldü. Eş genel başkanımızın bugün de yargıtaydan akıllara zarar ulaşan bir yazı ile parti üyeliğinin ve eş genel başkanlığının düşürüldüğünün beyan eden bir yazı parti genel merkezimize ulaşıyor. Şunu söyleyelim. İnsanlar bir mazbatayla milletvekili ve belediye başkanı olabilirler. İnsanlar bir kongre kararıyla eş genel başkan, parti meclis üyesi ve MYK üyesi olabilirler. Ama toplumların vicdanında bazı payeler vardır ki sökülüp atılamaz. Yargının siyasallaşmış olma hali, eş genel başkanımızla ilgili ne karar alırsa alsın. Figen tak bizim eş genel başkanımızdır. Figen Yüksekdağ kadın özgürlük mücadelesinin yılmaz bir öncüsüdür. Figen Yüksekdağ yiğit bir devrimcidir. Figen Yüksekdağ de halkların kardeşliğinin en güçlü köprüsüdür. Bu işte halkların vicdanına kazınan özelliklerdir. Öyle mazbatayla falan alınabilecek işler de değil. Zorbalıkla, Yargının zorba hali ve siyasallaşmış haliyle bir despotizmle bu kararları alabilirsiniz. Ama yarın bir gün Figen yüksek dağ alnının akıyla çıkacak devrimciliğini, demokratlığını, kadın özgürlük mücadelesi savunuculuğunu bu ülkenin her alanında sürdürecek ama bu kararın sahipleri utanacaklar. Bunların arkasında duranlar, onlara hamilik eden siyasi ağabeyleri toplumun içerisine çıkamayacaklar. Bunlar bu ülke demokrasi mücadelesinin yanında ancak alına çalınmış bir kara leke olarak kalacaktır diyorum. Bütün genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.